Biyoloji öğretmeni hücre konusuyla ilgili olarak yaptığı bir etkinlikte öğrencilerden organellerini örnek vermelerini istiyorum. Buna göre sırasıyla örnek veren öğrencilerin hangisinin cevabı doğrudur? Şimdi 1. Bitki hücresinde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan. İkincisi hem bitki hem hayvan hücresinde bulunan. Üçüncüsü de hayvan hücresinde bulunup bitkide bulunmayan. Evet, 1'e bakalım. Bitkide bulunup da hayvanda bulunmayan nedir? Birincilere bakalım. Lizozom değil. Lizozom hayvanda var. Glikoplast, peroksizom, merkezi kofol, mitokondri diyor. Bitkide olup da hayvanda olmayan merkezi kofol glikoplastır. Yani şıklardan B ve E. Yani ikinci olarak da bitki ve hayvanlarda tüm canlılarda ortak olarak bulunan nedir? Ribozomdur. Evet, şıklara bakıyoruz. Ribozom. Golgi'de var. Ama Golgi bitki hücrelerinde salgı yapan kısımlarda. Sentrozom zaten yok. Lizozom zaten yok. O yüzden ikincisi hem bitki ve hem hayvanda bulunan ortak nedir? Ribozomdur. O yüzden cevap E'ye devam ediyoruz. B'ye devam ediyoruz. Çünkü E'de sentrozom var. Sentrozom hayvanlarda var, bitkilerde yok çünkü. Cevap B'ymiş. Bakalım hayvan hücresinde bulunup bitkide bulunmayan nedir? Hayvanda bulunan sentrozomdur. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.